Hayırlı günler hafız kardeşlerim. Bugün sizlerle inşallah müşabihi ayetlerle alakalı konuşmak istiyorum. Müşabihi ayetlerle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapmalıyız? Hangi yöntemle müşabihi ayetleri bulabiliriz? Bununla ilgili inşallah sizlere birkaç kelam etmek istiyorum. Malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'in tamamına baktığımızda müşabihi ayetleri sure bazında müşabih, sayfa bazında müşabih, ayetler bazında müşabih, yan cümlecik bazında müşabih ve harfler bazında müşabih olarak ayrıldığını görebiliyoruz. Tabii buradaki en önemli husus müşabih ayetlerle alakalı zihin dünyamızın o ayetlere gitmesi, o ayetleri nokta atışı bulabilmek. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in tamamına baktığımızda bu saymış olduğum müşabih ayetlerin 2000'e yakın olduğunu görebiliyoruz. Yani 2000'e yakın ayet müşabih ayetler. İşte bunlar bazen 5 kere, bazen 10 kere gelir, bazen değişik formatta gelir, bazen önünde bir kelimeyle beraber gelir, bazen harf ilavesiyle olarak gelir. Tabii apayrı bir dünya, muamma, karışık bir dünya müşabih ayetler. Bu ayetleri tespit etmek için yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Ama ben burada size nokta atışı müşabihlerle ilgili bilgi vereceğim. Bu ayetlerin birini bildiğiniz zaman diğer ayetleri de bundan ayırarak kodlamak. Daha doğrusu bu müşabih ayetlerin birine vakıf olduğunuz zaman diğerlerinin de vakıf olduğunuz anlamına gelebilecektir. Bu anlamda böyle tekli müşabih ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunları bulduğunuz zaman, tespit ettiğiniz zaman diğer ayetler de zaten kendiliğinden kodlanmış ve yerleri tespit edilmiş olacaktır. Ben ilk müşabihden başlamak istiyorum. Mesela وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ devamı önemli değil. Burada Kur'an-ı Kerim'in tamamında bu formatta gelen ayetlerin hepsinde beyinatin kelimesi vardır. Sadece bir yerde beyinat yoktur. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا. Burada 9'un ikisidir. Yani siz burayı bildiğiniz zaman, burada beyinat olmadığını bildiğiniz zaman diğerlerin tamamından وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ilavesini, beyinat ilavesini söyleyebilirsiniz. Tabi burada وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ değil عَلَيْهِمْ dikkat etmek lazım. Çünkü وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا diye başlayan ayetler de var. O zaman siz sadece 9'un ikisinde beyinatin olmadığını bileceksiniz ve diğerlerinde beyinatin zaten vardır. Yine bununla ilgili son bir örnek daha vereyim. Küllün yecri ile ecelin müsemme Kur'an-ı Kerim'de gelir. Tabi yerlerini şimdi söylemeyeceğim. Bu ayet, bu ayetin yan cümleciği, ortasında bir cümle. Küllün yecri ile ecelin müsemme Kur'an-ı Kerim'in tamamında böyle gelirken sadece 21'in 8'inde küllün yecri ile ecelin müsemme. Yani 21'in 8'i küllün yecri ile ecel, diğerleri küllün yecri ile ecelin müsemme. Bu tür ayetlerde demiş olduğum gibi nokta atışı diğerlerinden ayrılan özelliği bilebilirsek diğer müşabihleri de bu anlamda en azından küllün yecri li ecelin müsemme olduğunu biliriz. Dolayısıyla bu ayetler bizim müşabihe kaçmamızı, müşabihe geçmemizi engeller. Şunu tekrar belirteyim. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir sayfası yoktur ki o sayfanın müşabih ayetleri olmasın. Ayet grubuna veya ayetlere o sayfa mutlaka değiyordur ama biz farkında değilizdir. Müşabih ayetleri bulmak için hep söylüyoruz. Mutlaka yavaş okumak ve mutlaka sayfanın görselliğini beynimize kodlamak, görselliğini almak. Yani gözümüzü kapattığımız zaman sayfanın iç dünyasına hakim olabilmekten geçer. Müşabih ayetler hafızın sigortasıdır. Unutmayalım ki müşabih ayetlere vakıf olanlar iyi hafızlardır. Müşabih ayetlere vakıf olamayanlar okumuş oldukları yerleri bilemezler. Müşabihlere geçtiği zaman hangi nereye okuduğunu bilemezler. Bu anlamda müşabihleri bilmek bir hafızın olmazsa olmazıdır. Allah'a emanetsiniz.